Merhaba arkadaşlar, FIFA 23 Sunderland takım kariyerinin yeni bölümüyle karşınızdayım. Bildiğiniz üzere bir süredir video paylaşamıyordum. Sebebini de toplu kısmına yazmıştım. Yurt dışında olduğum için, ya ufak bir tatile gittiğim için 2 haftadır, 3 haftadır e, video paylaşamıyordum ama kaldığımız yerden hız kesmeden devam edeceğiz. Bomba gibi bir tatil yaptıktan sonra, bomba gibi bir e, geri dönüş yapmayı düşünüyorum açıkçası. Videolara hız kesmeden devam edeceğiz. Bu konuda hiç şüpheniz olmasın. Yeni videoya da, yeni bölüme de geçmeden önce kanala abone olmayanlar varsa, abone olursa sevinirim. Yine videoyu izledikten sonra beğenirseniz yorum atarsanız da teşekkür ederim. Seriyi unutanlar için ben şöyle bir kısa bir hatırlatma yapayım. Ligde şu anda 44 puanla lideriz Chelsea. ile aramızda 1 puan fark var. 3. sırada ise Manchester United yer alıyor. En son bölümde Nottingham Forest'ta mağlup olmuştuk maalesef ve yenilmezlik serimiz elden gitmişti. Bazı sakatlar vermiştik. bu sakatlardan dolayı istediğimiz performansı da sergileyemiyorduk ama devre arası transferi Allah'tan geldi. Hani devre arasında takıma bazı takviyeler yapacağız. Ben açıkçası FIFA oynamayı çok özledim. Kariyer yapmayı, video çekmeyi çok özledim. Umarım siz de özlemişsinizdir. Hepinize şimdiden iyi seyirler diliyorum. Sıradaki maçımızda Nottingham Forest ile bu sefer kupada eşleşeceğiz kendileriyle. Bu arada transfere de şöyle bir bakalım. Transfer bütçemiz 30 milyon euro ama kadroda sakatlar vardı. Şöyle hemen sakatlara da bakacak olursak. Enrique'nin bir 5 aylık sakatlığı vardı maalesef. Yine Fatou 3 hafta kaldı. Yani Fatou aslında geri döndü diyebiliriz. Fatou yerine zaten Arda Güler de oynuyordu. Herhangi bir transfer yapmayı düşünmüyorum. Niles'da 3 haftalık bir sakatlık süreci kalmış daha doğrusu iyileşme süresi diyeyim. Aslında bir şey diyeceğim ya transfer yapmaya da gerek yokmuş. Ben bu parayı sezon sonuna saklarım. Ben bile unutmuşum. Ben bunları çünkü en son giderken 4 ay 5 ay falan diye hatırlıyordum. Aleksandro aramızdan ayrılan isim oldu bu arada. İlk ayrılan isim oldu. Sözleşme yenilemedik kendisiyle ama yani para kazanamadığımız için aslında burada ufak bir hata yaptık diyebilirim mali açıdan. Keşke sözleşme imzalayıp satsaydık. Zaten ben de satmayı düşünüyordum. Yine Fatabun'un da iyileştiği yönünde haberler var. Onu böyle maçların son 10 dakikalarında 15 dakikasında falan sokabiliriz. Yine bir teklif var. Ee, ne teklifi? Yetki verelim. Satın alma opsiyonuyla değil de normal kiralık gönderelim. Bu balarda da durmadan teklif geliyor. Ben bu balardın hızından çok şikayetçiyim ama bu adamın nesi varsa yani 25 yaşında 77 rating durmadan teklif geliyor. Ben balardı satmayacağım satmayacağım dedim ama galiba artık onu e, satacağım. Teklifi 18'den başlat. Ben bu adamı 14'ün altına da 15'in altına da satmayacağım. Bu arada cidden bayağıdır da FIFA oynamıyorum. Yani döndüğümden beri fut filan da hiç girmedim. Ne olacak merak ediyorum. Acaba nasıl oynayacağım. FA Cup'da Nottingham Forest karşısında çıkacağız. Deplasman'da oynayacağız. Şöyle bir ilk 11'e bakıyorum. İlk 11'de herhangi bir yorgunluk belirtisi yok. Yine tabi bu arada oyuna update geldiği için bizim formalar görünmüyor. İnşallah oyun içinde öyledir. Abi bir dakika yedek kulübesinde sıkıntı var diyor. Yedek kulübesindeki ben yani naizli çıkarmayı unuttuk. Lan Takıma bak herkes şey ya sakat. Buraya Matete'yi sokalım ya. Matete'yi seviyordum. Bu arada ben Ales 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 diye geziniyordum ya. Yanlış olmasın abi bu adam galiba sezonu kapamış. Maçta sakatlanıp e, sezonu kapamış. Buradan da onu geçiyor olsun iletelim. Kendisi bizim göz bebeğimiz. Arada böyle sürçülü isyan edersem 90 dakika Sunderland'in başlığımın vuruşuyla başladı. Ya arada dilim dönmeyebilir. Bazen zorlanabilirim anlatırken. Malum ara verdik. 3 haftada kısa bir ara değil tabii. Şimdi Arda Güler. Arda'nın pası. E, Derider döndü. Vuruşunda Okoye. Derider'in bu arada yüzünü de değiştireceğimi söylemiştim son videoda. Onu da en kısa zamanda halledeceğim. Yeni oyuncu kariyerimize de önümüzdeki hafta büyük ihtimalle başlarız. Kalan kariyerini bu hafta sonlandırmayı düşünüyorum. Şimdi Derider pasını verdi. Miretti bir çalım denemesi Zagado topu kaptı. Ben bu arada kariyerde oyuncu kariyerinde hani burada bahsetsek sıkıntı olmaz zaten izleyenler ikisini de izliyor. E, oyuncu kariyerinde yine Türkiye liginde başlayıp bu sefer İtalya'ya doğru yönelmek istiyorum. Oynamadığım ligleri oynamak istiyorum o ligde de. Şimdi Benette ile soldan gidiyoruz. Williams araya giren isim oldu. E tabi şimdi soracaksınız karar verdim mi ne kariyer açacağını. Hala İtalyan ön libero mu yoksa ne bileyim böyle 10 numara kariyerimi yapsam arada gidip geliyorum ama büyük ihtimal ön libero kariyeri açacağım. Stoper de çok düşündüm ama böyle ön libero daha bir hoşuma gidecek gibi. Gattuso vari, sert bir ön libero. Şimdi sağdan geliyoruz. Semedo çalımını attı. Ortasını yolladı içeri. Savunma uzaklaştırdı. Miretti pasını verdi. Philips. Arda çekti burada olmadı. Tekrar Philips. Derider araya savunma girdi. Biz bunlara ligde nasıl yenildik ya? O kadar takımı yendik ettik. Gittik Nottingham Forest'ta yenildik ya. Adama Traore araya girdi. Pasını verdi. Derider aldı. Derider. Kötü pas geldi orada. Richards araya girdi. Okoye uzaklaştıramadı mı? McKenna. El var mı? Yok. Zaga duda kaldı top. Önde baskı. Sonuç getirdi. Arda da kaldı top. Arda verdi pasını. Phillips. Phillips biraz ağır kalmaya başladı bu aralar. Semedo. Adama Traore. Arda'yı gördü. Arda çekti. Miretti oynadı. Miretti ayağının dışıyla. Froyler Araya giren isim oldu. Şimdi savunma arkasına bir top. Avani'yi gidiyor. Ales alır mı onu? Avani'yi. Ales. Araya giren isim oldu. Helal lan Ales sana. Adama maşallah dedik. O kadar beğendik ettik. İzleyelim dedik. Sakatlandı. Ya ama Derider sen kaçıyordun orada. Biz ondan uzak şey yaptık. Üstten attık. Bir anda koşuyu kestim. Derider sağ tarafa gördü. Adama tırarı, o da bıraktı Semedo'ya. Semedo arka direkt bomba. Semedo arkaya açtı. Kötü bir ortamı. Bennett de vuramadı. Williams araya girdi. Evet ilk yarı sona eriyor. İlk yarıda herhangi bir gol sesi çıkmadı. Çok net pozisyonlarımız da yok. İki tarafta biraz böyle nasıl diyeyim. Bir önceki maçtan sonra e, birbirini tartıyor diyebilirim. Özellikle e, biz biraz daha o taraftayız. Çünkü mağlup olan tarafız. Ama bu maç çok da böyle tehlikeli bir atak vermedik Nottingham Forest'a henüz. İkinci yarıya da rakibimiz başladı. Deliler Arda Güler'e bıraktı. Traore kaçıyor. Arda Traore oynadı. Traore alır mı alır. Fiziği var onun. Verdi pasını. Miretti vurdu. Kötü bir vuruş. Şu direğe mi çarptı en son? Top son anda bir yön değiştirdi orada ama. Çok kötü vurdu bu arada Miretti. Bunda da ters ayak maalesef hiç yok. Ne yaparsın? Ales sinirlendi çıktı. Derider. Benette oynadı. Benette verdi pasını Arda'ya. Arda, ya. Arda. Deli der ya. Yine bu paslaşmalara ben çok abarttım ya. Biraz dönüp vur be Kaan ya. Abi boğuyoruz adamları. Yeminle Arda tekte oyna. Arda geçiremedi. Adamları boğduk çıkarmıyoruz ya. 20 dakikadır ceza şeyimize, yarı alanımıza bile gelemeliler. Yani Şimdi saymayalım. Sağ taraftan Williams ile geliyor Nottingham Forest. Williams çekti. Önü boş. Hayır hayır hayır. Lingard. DG'ye kurtardı. Ama atak sona ermedi. Williams tekrardan çekti. Flips karşısında Lingard geriye döndü. Aman diyelim. Güzel. Evet oyuncu değişikliklerimiz oluyor. Arda Güler yerine Icardi girdi. Deri deri bir tık geriye çektim. E, ee, ortasaya çektim. Bakalım Icardi ile golü bulabilecek miyiz? Rot ile atağa çıkacağız şimdi. Benet de aldı. Güzel gidiyor Benet de. Girin abi içeri. Benet de basacak topa. Çalım denemesi. Arkadan Rot'un desteği var. Rot verdi pasını. Philips'e çok iyi kapandı Nottingham Forest. Ne yapacağız? Nasıl açacağız? Rot verdi pasını. Adama Traore. O da gönderdi. Deridere. Derider bıraktı. Benette'ye. Benette açtı ortayı. Milletti vurur mu vurmadı. Harbotul Lan bir salmadın bizi be. Şimdi Gibbs White ile geliyor Nottingham Forest. Gibbs White. Bir vücut çalımı. Richards'ta kaldı top. Richards. Froiler. Tekrardan Gibbs White. Avani. Ortada Mangala. Pasını vermesin. Verdi pasını dege yeah, Aman. Bizim bu Nottingham Forest'ta herhalde şansımız şey olmuyor ya tutmuyor yani. Aha Enes de girdi. Şimdi Derider ve Icardi ile atağa çıkıyoruz. Offside var mı? Sanki geriden çıktı Icardi. Icardi aldı. Offside bayrağı kalktı. 2 dakika uzatma eklendi maçın sonuna. Vallahi net bir pozisyon bir türlü bulamadık. Biraz fazla pas yaptık galiba bu maç ya. Ama ne, ne olur ne olmaz. Son bir atak şansı. Traore aradan Icardi'nin koşu yoluna. Icardi yetişemedi mi? Savunma hata yapar mı yapmadım McKenna. Harbotul bütün maç yani bu da emniyet sibobu gibi her pozisyonu uzaklaştırdı. 90 dakikadan gol sesi çıkmadı. Erman abi biraz sinirlenecek herhalde takıma. Bu maç hiçbir şey oynamadık çünkü. Bu beraberliğin ardından lige geri dönüyoruz. Norwich ile karşılaşacağız ligde. Baya bir transfer teklifi var 1.3 milyonluk. diye sağlam bir teklif geldi ama değerinin çok altında. Ben zaten Miretti'yi de satmayı düşünmüyorum. Baya gelen teklifte çok az o yüzden reddedeceğim. Aa pardon Norwich öncesi şimdi transfer dönemindeyiz tabi. O maçın ben tarihine bakmadım da. Nottingham Forest bu galiba tekrar maçı. Ee, ne yapsak bu sefer Arda ile başlayacağım. Ee, ile başlayacağım. Abi Icardi de şimdi 80 oldu. Ben anlamıyorum ki bu adam bir düşüyor bir çıkıyor. 79 değil miydi Icardi en son ya? Nice zaten buradan çıkarmayı da unuttuk. Ah be Fatou be. Biraz hızlı iyileşsen. Bu sefer Stadium of Light'ta karşılaşıyoruz. Nottingham Forest ile 90 dakikada Sunderland başladı. Traoré'nin pası Icardi'ye, Icardi, Icardi. Traoré'ye bıraktı. Hava yağışlı bizim oyunumuza biraz ters bunlar ama Icardi rakibini geçemedi. Bu sefer çok fazla pas yapmayı düşünmüyorum. Biraz kanatlardan gideriz. Erken orta açarız. Şimdi Lingard ile geliyor Nottingham Forest. Lingard. Pasını verdi Richards'a. Richards karşısında Semedo. Oo çok boş. Legea. Aferin oğlum. Ales. Degia ne yapıyorsunuz? Hah sakin. Benetten pası Deridar. Icardi'den çapraz koşu var. Icardi aldı. Icardi vurdu. Top ağlarda. Mauro Emmanuel Icardi. Formayı kaptırdı ama sakatlıkta geri alıp gollerini atıyor. Enrique'nin sakatlığı. Arda'nın da formsuzluğu. Ne oluyor oğlum? Icardi'ye bir şeyler oldu ya. Tövbe bismillah. 1 öne geçiyoruz 10. dakikada. Ha, bu sene cidden Icardi sadece iki maç oynayıp ama o e, FA Cup olabilir ya. Ya da genel mi acaba o? Sağ kanattan geliyor Avani ile Nottingham Forest. Williams'a döndü. Williams arkadaşlarına baktı. İçeri verdi Avani'yi. Avani'yi pasını verdi. Froyler yanlışlıkla çalın mı atacak? Ales girdi araya. Aferin Berot. Vallahi Sandro'nun gitmesine çok da üzülmüyorum ya. Icardi'nin pası Benet'te şimdi. Benet de aldı. Harika pas Derider'e. Derider'in vuruşu. Kaleci. Oh. vu diyeceğim ben buna. Calvin Phillips Aldı gitti. Icardi. Verdi pasını Derider'e. der Derider. Miretti oynadı. Miretti'nin şutlar ne kadar cılızlaştı ya. Miretti. Oynadı Derider'e. der Derider. Sırtı dönük. Icardi oynadı. Icardi'nin ayak dışı vuruşu. Top yandan avuta gitti. Oo oh, Erman abi. Çok tarz bugün. Şapkayla olmamış tabii çok ama. Şimdi içeri bir top Nottingham Forest harika geldi. Döniz'in vuruşunda dege yine başarılı. Döniz açtı ortayı. Bu sefer Ales karşıladı. Benette ile atağa çıkacağız ama bir anda çok hızlı geri döndüler. Benette de garibin pasını veremedi. Baskı sonuç getirir mi? Mekkan'a biraz sapıttı gibi. İkili baskı var orada. Uya döndü kayıcısı ama abi gerisi nerede? Diğer, diğer adamlar nerede? Mirettin'in pası. Şimdi Deridar. Deridar gönderdi Benette'ye. Benette, ye. Benette ye. çizgiye indi. Arka direğe doğru kaleci bu. Benette Icardi oynadı. Icardi bastı topa. Güzel bir çalım. Icardi'nin önü boş. Icardi vurdu yandan avut. Orada bir anda topu durdurdu. Güzel bir çalım attı. Yani güzel de vurduk ama. Top yandan avut. Baya farklı gitmiş ya. İlk yarında son dakikası içerisindeyiz. Uzatmalar gelecek birazdan. Bakalım kaç dakika verecek. Bir tane daha atarsak rahatlarız. Traore indirdi. Icardi'ye. diye. Derider. O da bıraktı Benette'ye. Benette'nin vuruşu. Bu abi takımın vuruşları inanılmaz kötüleşmiş bu arada. Takım oyuncuların takımı ne? Şöyle Benette arka direğe doğru bir yollasa, rot vursa çizgiden çıkardılar. İnanılmaz. Evet ilk yarı sona erdi. İlk yarıda Icardi'nin golü var. Bir sıfırlıkta üstünlüğümüz var. İkinci yarıya Nottingham Forest başladı. Bakalım turu geçen taraf hangi takım olacak? Şimdi Benette ile atağa çıkacağız. Benette verdi pasını Philips'e. Philips deri deri gördü. Deri aradan bırakır mı bırakamadı. Traore. iyi kapalılar orada. Şimdi Traore. Verdi pasını deri dere. Deri Icardi oynayamadı. Ooo Freuler'dan harika bir pas. Dönize. Dönizin pası. Kaleci de Gea bugün Bizim kurtarıcımız oldu ya. Bayağı arkaya adam sarktık bu maçta. Ya bugün demeyeyim. ikinci maç daha doğrusu da. O çok kötü yere indirdik. Aman 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 direkler mirekler vural. 1-1 bir oldu skor. Belliydi ama ya. Biraz yani sinyallerini vermiş Nottingham Forest golün. Şimdi deri der. Icardi'nin koşu yoluna bıraktı. Icardi bastı topa. Dışarı oynadı Miretti'ye. Miretti vur artık be oğlum. Vuramadı. Icardi'nin kafası. Hocam Icardi orada bir şeyler. Deri deri arkadan çok sert bir müdahale. Hocam bunun kırmızısı var ya. Ya bu sarı değil. Atağa gidiyoruz bir de. Arkadan alakası saçma sapan bir faal bu ya. Şimdi Mangala ile geliyor Nottingham Forest. Mangala'nın önü açık. De Gea yine kurtardı. Traore ile atağa çıkacağız. Bindir Semedo. Gel oğlum benle. Traore. Icardi'yi gördü. Güzel pas. Icardi gitti. Icardi'yi köşeye vurdu. Topağlarda. Emanuel Icardi. Oğlum Icardi'ye diye bir şey oluyor. Bu adam çarpılıyor ikidir gol sevincinde. Ne oluyor? İşte Traore helal olsun. İlk kez doğru düzgün pas verdi. Icardi de çaprazdan sol ayağıyla güzel bitiricilik. Durum 2-1 oldu. Icardi'yi ara iyi aramış yani. Yedek bırakmak biraz yaramış. Şimdi Traore bas top oğlum. Bastı. Eee kimse yok. Ne yapacağız? Traore ver ortaya. Güzel Semedo. Çizgiye indi. içeri çevirdi. Miretti. Icardi vurdu. 3-1 oldu. Icardi'nin golüyle 3-1 yapıyoruz durumu. Icardi ne abi? Icardi'nin sevincinde bir sıkıntı var ha. Bak bu adamın kolu hep arkaya gidiyor. Çok garip. İşte sağ kanattan girdik. Miretti Icardi'ye çevirdi. Icardi rahat bir vuruş. 3-1 oldu durum. Icardi sezona böyle devam ederse Sunderland yani İngiltere'ye bir simge çağrılır gibi. Şampiyonluk kutlamalarında. Icardi araya da girdi. Icardi top kaptı. Icardi gidiyor. Icardi ooo harika müdahale geldi. Bir tık ağır kaldık. Ama güzel güzel Icardi iyi olmuş yani. Yedek kalması da yaramış. Alesi riske girmedi topu dikti. O kaleciyi falan ne oldu oğlum? Bir atıp iki mi saydıracaksınız? Bu arada bunlar Enes'i... Allah aman. Ne oldu penaltı mı? Bize far. Tamam. Bunlar Enes'i çok geç sokuyor bak. Ben Enes'i alırım ya böyle Allah Ales dur anlatırken topu kaptırdık. Maçın sonunda da 3 dakika verler. Enes'i alabiliriz aslında belki yediye. Icardi verdi pasını Benette'ye. Rot bindirir. Rod yürü oğlum. Rod gidiyor. Rod içeri çevirdi. Traore dokundu. Vu son anda. Benette'nin ortası öndüreye doğru. Orada bir elle müdahale var ama hakem devam dedi. Görmedi Rot'un müdahaleyi. Ve 90 dakika sona erdi. Sunderland, Nottingham Forest'ı bu sefer 3-1 muhalif etmeyi başardı. Son 3 maçlarında Tüngüm'le oynuyoruz. Yeter artık ya. Icardi de Hattrick'ten dolayı aldı topunu götürüyor evine. Evet, Nottingham Forest'ı da eledikten sonra şimdi sıra Norwich maçına geldi. Ee, neler vermiş burada? Emre's tam FA Cup parası aldık. Nice antrenmanlara başlamış. Walter için de geri çekmişler kararlarını, tekliflerini. No Aa ikinci sıraya düştük lan. Ama maç fazlası var onlandır. Takım da yorgun bir tık ya. Ne yapsak? Icardi zaten yorgun. Ee, Benet de yerine Clark başlayacağım. Patavu ne alemde ya? Patavu'yu sanki... Yani 90 dakika başlatmayacağım da biraz bekleyelim bakalım. İkinci yer oynatmayı düşünüyorum bu sefer Patavu'yu. Yine Stadium of Light'tayız. Norwich City maça başlayan taraf. Arda Güler aldı. Bastı topa. Verdi pasını yukarı. Clark. Clark şöyle bir baktı. Derider, Derider de çok geriye gelmeye başladı ya. Arda'yı oyna. Arda'yı al topu. Arda ortasını arka direğe açtı. İnanılmaz güzel orta. Şık bir kafa vuruşu. Adama Traore Arda'dan nefis bir orta geliyor. Adama Traore için sadece dokunmak kalıyor. İşte golü bir kez daha izleyeceğiz. Derider Arda'ya çok güzel gönderdi. Arda'dan nefis bir orta. Traore'den güzel kafa. Durum 1-0 oldu. Miretti oynadı tekrardan Arda'ya. Arda girdi içeri verdi pasını. Derider attı 2 oldu. 3 dakikada 2 gol birden. Sunderland çok hızlı başladı. Arda'dan 2 asist. Gayet güzel. Önce Traore ardından da Derider. Tekrardan Derider'le geliyoruz. Derider Clarke'a gönderdi. Arda gir içeri bugün sana gol attıracağız. Arda alamadı. Oma girdi araya. Clark. Miretti. Oo. Bak. Yani bu neyse ya bir şey demiyorum. Şimdi biz buradan Derider'le atar mıyız? Şöyle bir deneyeceğim ben tabii ki de vurmayı. Derider gel topun başına. Derider'in vuruşu. Barajdan sekti bir kafa. Kaleci. Hep Derider'le baraja takılıyoruz ya. Bir tık daha dışarıdan almam lazım. Raşitsa ile geliyor Norwich. Raşitsa'nın pası Vazquez'e Vazquez Tekrardan Raşit sağladı. tekrar vaskez Raşit sağacağı sahası içinde Raşit pasını verdi O Ford'a kaydık Allah'tan devam etmedi pozisyona DG topu kornaya çeldi Clark'ın pası Philips ortada bir boşluk var Miretti aldı Miretti vurdu kaleci Traro seken top direkt Lan Arda'ya gelmedi be Ah be Arda bugün gol atman lazım senin ya Hakkındır çok güzel Arda be Miretti Arda şımarık bir vuruş oldu bu. Yani oradan da daha neler. Philips indirdi. Traore Arda. Arda'nın vuruşu savunmaya çarptı top. Miretti açtı ortayı. Öndüreye doğru bir kafa rot, rot göğüs vurdu. Ne yaptın sen ya? Mikau Tadze. Güzel sıyrıldı. Mikau Tadze gitti. Top ağlarımızda. Adam tek başına golü yarattı. Vallahi helal olsun. Tertemiz çalım attı burada. Bir türlü yetişemedi Alesson'a. İşte Ales'in de veya bizim ya savunmanın diyeyim Ales sadece Ales için değil. Biraz sıkıntısı ikisinin de boyu uzun ve ikisi de yani çok da hızlı değil gibi. Yani Şampiyonlar Ligi'nde falan seneye biraz sıkıntı yaşayabiliriz bu konuda. Derider Arda'ya oynadı Arda. Arda da kaybetmeyecek verdi pasını Traore'ye. Traore tekrardan Arda'ya Arda. Arda bir çalım pasını verdi. Dışarı Philips. Miretti vurdu kaleciyi bir vuruş Derider avuta. Yuh be. İlk yere 2 dakikalık dakika bir uzatma eklendi. Belki şimdi son dakika gol gelir mi? Ah be Arda'nın pası geçse. Traore kayıcıda karşı karşıya kalacaktı. Aman hoca çok iyi yerde bitirdin. İlk yerde 2-1'lik üstünlüğümüz var. Ya bu maçı kaybedeceğimizi düşünmüyorum ama Norwich'te yani Rashica fena oynamıyor. O golü atan çocuk fena oynamıyor. Adını unuttum şimdi. Güzel bir maç oluyor bence. İkinci yarıya başlayan taraf Sunderland oldu. Derider araya girdi. Savunmadan büyük hata. Derider Çapraz koşuya devam etti. Deri der sıyrıldı ama açısını kaybetti. Abi bir türlü atamadık ki önümüzde topu. Raşit baksan ya geriye geliyor ortaya gidiyor top çıkarıyor. Sen bir dur bakayım orada Semedo girsin araya. Aman vallahi bak sıkıntı yaşarız. Sara ile geldi. Norwich ama geri döndüler. Tekrardan Sara. Tekrardan geri döndü. Yine Sara. Doval. Rotaraya girdi. Şimdi Derider. Arda'nın koşu ama biraz yavaşları top. Tek top oynayacağız. Adama Traro aldı. Traro'ya yetişemezsin sen. Traro arka direği açtı. Savunma Henley. Mikao Tadze'den bir ara topu. DG'ye çıktı aldı. Erkenden sezdi. Çıktı topu aldı. Miretti. Semedo gönderdi. Offside mi offside yok. Devam. Offside falan yok. Devam. Arka direk gelecek mi gelmedi. Dışarı oynadım. Ama çok da kötü yere açtık ya. Traore dışarı oynadı Mirettiye. O da Philips'e. Philips verdi Mirettiye. diye. Mi... Savunmadan seken top kafa gelir mi? Gelmedi Bernardoni. Rashitsa ile geliyor Norwich. Rashitsa bugün bize en çok zorlayan isim oldu ya. Mikau Tadze ile birlikte. Bayram. Oo aman aman Dege Çok rahat çıkardı ama savunma ne yaptı orada ya? Şov. Allah'ı şov yani onun orada bırakması. Kaleci tekrardan ileri geldi. Bernardoni Allah Bernardo'nun falan vurmasın da kafayı. Clark nereye Clark nereye? Yaktın bizi Clark. Hayır önünü kapatın. Kapatın önünü. Hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmayacak. Of. Çok güzel. Ya dege sen de çık al kardeşmiş şu topu ya. Çıkamadı. Philips karşıladı. Bir hoca bitir bitir bitir. Hoca bitir. Bir dakika uzatma hala bitmedi. Henley. Taraftar yuhluyor bitti diyor. Eee bitir artık. Bitir. Bitirdi mi? bitirdi o. Oh. Sunderland Norwich'i 2-1 mağlup etmeyi başardı. Beklediğimden ikinci yarısı özellikle daha zor geçti. Yani biraz zorlandık. Ben rahat alırız gibi düşünüyordum ama yine de 2-1 mağlup etmeyi başarıyoruz Norwich City'yi. Icardi'ye Benfica'dan teklif var 18 milyon. Yani normal şartlarda aslında bu paraya satılır ya Icardi. Yani çok iyi para. Ama burada duygusal mı davranacağız yoksa mantık çerçevesinde mi? Ben şu Icardi'yi seviyorum. Ama yaklaşık nereden baksak 20 milyon da iyi para. Bunun en oluru ne biliyor musunuz? Ben bunlara yetki veririm. 26'dan başla sen. Ben Icardi'yi 19.5'tan aşağıya da bırakmam. Belki arada anlaşırız. Yani iyi para şimdi yalan yok. Maçlar da bir ara biraz sıkıştı yani daha doğrusu. Arka arka oynuyoruz. Takımda yorgunluk da var. Ee, şöyle bir bakacağım yine. der yorulmuş. Bu sefer Icardi'yi koyacağız. Batavu'yu hala sokamadım çünkü hala yani keskinliği çok düşük. Çok da iyi oynayacağını düşünmüyorum. Ama biraz değişiklik yapmamız lazım. Sule'yi koyacağım bu sefer. Orta sahaya Nail'ı çekeceğim. Bunların keskinliği çok çok düşük ya. Sandro'yu oynat oynatmayacağım Sandro'yu ya. İmza atarken düşünseydi bana ne. <laughs> bu arada ben kadroya bakmadım ama Aston Villa Cessu almış. İyi transfer bence. Yani biz de alabiliriz. Jesus tam benim beğendiğim ve bizim takıma da uyacak bir forvet'ti. Cessu'nun pası. Hocam offside var orada. Yok mu? Yokmuş. O bu içeriye girdi. Cesto gönderdi. Tekrar Cesto kaldı. Top ağlarımızda. Gavi. Gavi senin ne işin var Aston Villa'da ya? Yani sen de bir değişiksin. 400 dakikada yedik golü. Bu maç zorlanacağımız bir maç olacak belli. Çünkü eksiklerimiz de var. Arda'nın pası Sule'ye. Sule verdi pasını. Arda aldı. Arda çekti. Tekrardan döndü. Arda düzeltti. Vurabilecek mi? Vuramadı. Keşke o ilk çalımı atmasaydık. Direkt vurabilirdim belki de. O biz bu Cesu'yu nasıl yakalayacağız ya? Antonio da yavaş. Ama o abi yoktu hiçbir şey alırdık. İçeri çevirdi. Carlson. Ales. Güzel müdahale. Atak geçmedi. Tehlike sürüyor. Philips girdi araya. Partey pasını verdi sağ tarafa Buendia'ya. Buendia bugün rota biraz zor anlar yaşatacak gibi. Antonio çok iyi girdi araya. Sule'nin pası. Semedo yardır. Yardır Semedo. Icardi gir oğlum içeri. Semedo gitti. Icardi mi arka direğe doğru direkten döndü. Arkada çok iyi koştu. Benetti'yi gördük ama o kadar iyi atacağını düşünemedim. Direkten döndü. Nail tekrar Semedo'ya. Sen de ortaya. Ah be fizik tabi yok. Oo Buendia Kaysa karşı karşıya. Değe güzel. Bir şey Semedo öldü galiba. Şimdiden yanıp sönmeye başladı üstündeki ikon. Sule gidiyor. Ara pasını gönderdi Icardi'ye. Icardi için biraz hızlı. Sule Neil'i gördü. Neil Arda'ya bıraktı. Arda açıyı bulursam vururum ama iyi kapattılar. Semedo verdi pasını Neil'a. Neil Philips'e çıkar. Güzel. Philips aşağıya. Icardi vere Cık, veremedik topu ya. Çok güzel olacaktı atabilseydik. o aman aman. Abi niye koşuyu bıraktınız? Ne oluyor? Semedo'ya bak. Semedo nasıl bitik ya? Gabriel Jesus çekti. Dışarı oynadı. Gavi. Önünü kapatalım. Gavi pasını verdi. Ali Saray'a girdi. İlk yarıda son dakikalar. Rot ve Semedo bugün... Allah o nasıl pas oğlum? Dik onu. Rot ve Semedo bugün çok kötüler ya. Icardi açtı oyunu. Semedo ya ama ilk yarı sona erdi. İlk yarıda 1-0'lık... Ee... Üstünlüğü var Aston Villa'nın. Tek gol Gavi'den geldi. Biraz zor bir maç. Arda da çok yoruldu. Arda ve Semedo'yu çıkarmamız gerekiyor. Ya Fatavu'yu artık sokacağım. Sağda Naiz'ı nice sokacağım. Yapacak bir şey yok. İkinci yarı yavaşlayan taraf Sunderland oldu. Bakalım geri dönüş yapabilecek miyiz? En azından beraberlik. Mağlubiyete hiç yani aman. Gerek yok. Sule pasını verdi Fatavu'ya. Fatavu sağ bıraktı. Naiz'a. nice, nice. Açtı ortayı. Bir vuruş. Milenkoviç kaldı. Güzel bir deneme geldi orada. Benette alamadı. Benette ile hata çıkacağız. Benette aldı arkasına. Geçti rakibini. Benette. Icardi'ye gönderdi. Icardi. Vur oğlum. Ah be Martinez. Çok yaklaştık gole Hadi çocuklar. Philips. Açtı ortayı. Vururuz ona. Vurdu. krot Arkaya doğru Icardi giremedi araya. Astomiye çok rahat oynuyor. İnanılmaz iyi paslaşma yapıyorlar. Gerçekten de... Zorlanıyoruz bugün. Su verdi pasını Icardi'ye. diye. Fatavu yukarı. Oha o nasıl bir top tutma ya. Nail pasını verdi Fatavu'ya. Fatavu. Fatavu Benet de yardır be oğlum. Sen dinlendin de. Icardi oynadı. Icardi bıraktı Fatavu'ya. Fatavu aradan gönderdi. Nail vurdu. Top ağlardı. 85. dakika. Nail vurdu. 1-1 oldu. Oh be. İşte Icardi Fatabu'ya bıraktı. Fatabu Neil'a bıraktı. Neil sol köşeyi gördü. 85. dakikada deplasmanda birbiri yakalıyoruz. Neden iki olmasın? Benet de Icardi oynadı. Icardi hiç... Aa, tutuldu herif. Adam resmen tutuldu. Maçın sonuna bir dakika eklenmişti. O bir dakikada sona erdi. Aston Villa Sandiland maçı bir bir sona eriyor. Güzel maçtı. Ben keyif aldım ama zor da bir maçtı. Yalan olmasın en azından 3 ya yani 1 puan da olsa kurtardık. Belki de bu sezon oynadığımız en iyi en zorlu rakiplerden bir tanesiydi diyebilirim. Sırada yine FA Cup maçı var. Ya ben bunu simüle mi etsem ya? Icardi görüşmeleri kesilmiş. Ba'ya 1.850'lik bir teklif var. Walter'a da kiralama teklifi var. Vallahi bir şey diyeceğim de son 32'deyiz daha. Bence biz bunları yeneriz. Ben bu maçı simüle ediyorum. 1-1. Ee bir daha oynayacağız. Arda Güler atmış golümüzü. Onların da golü Dyck'tan gelmiş. Lazio balarda teklif yapmış, 11.5 milyon euroluk. Ee, biz Arauya rapor istemiştik, o rapor gelmiş. Arauya da yine e, benim istediğim formatlardan bir tanesi. Bergamo da Naiza 14.5 milyon euroluk bir teklif yapmış. Yani adamın zaten piyasa değeri 14 ile 20 arası. Ben tabii ki de bunu reddediyorum. Bunu paraya satmam ben size. Geçelim Wolves maçına. Transfer döneminde sonunun gününe gelmişiz. Ben herhangi bir transfer yapmadım. Yapacağımı söylemiştim ama şu an takımdan memnunum. Ee, Icardi'nin çünkü performansı beni biraz düşündürtüyordu ama birkaç maçtır da oynuyorum. Icardi eski Icardi olmuş. O yüzden e, transfer son gününü atlayacağım. Boss maçına geçiyoruz. Baş öncesi basın toplantısı düzenlemeyeceğim. Ee, artık Patabu falan da iyice iyileşti. Nice Semedo'yu bir tık keser. Şu anda e, Patabu'yu oynatacağım. Biraz keskinlik kazansın. İkinci yarı Arda'yı sokarım. Deri deri ileride. Bakalım Wolves karşısında nasıl bir maç çıkaracağız. Aston Villa'da 2 puan bıraktık. Bugün 3 puanı evimize götürmeliyiz. Maça başlayan taraf Sunderland oldu. Hemen adama Traore ile dikine dikine gideceğiz mi? Deri der. Offside'dasın be Traore. Ama sen vur yine de. Cık, var mı? Yoktur bir şey ya. Şimdi Zeballos ile geliyor. Wolves Zeballos'un önü açıldı. Zeballos çok kötü vurdu. Ermen abi de hep sinirle yeni fotoğraf isteyeceğim. Yeni bir yüz yapmak için. Naiz'in nice pası Miretti. Ortaya oynadı. Derider'e. Derider. Taşıdı topu. Verdi Fatavu'ya. Fatavu aradan oynayacak. Benette'ye. Benette. Alıp vuramadı. Sağda kaldı top. Antonio'nun pası Miretti. Traore'e oynadı. Traore vurdu. Ozesa. Güzel kurtardı. İyi de geldik. Benette bekletmeden aç ortayı. Vururuz ona. Vurduk. Rot. Arkada. Kaleci boşa çıktı. Ales. Ales tamamlayamadı. Rod pasını verdi Benetta'ya. O da Philips'e. Philips verdi pasını. Derider yerden vurdu direkt. Ah be. Çok yaklaşıyoruz gole. Ales'in pası. Miretti. Aradan Derider kaçtı. Alamadı topu. Turam ile serbest vuruşu kullandı. Wolves araya giren isim Miretti. Kafayla uzaklaştıramadık. Turam da kaldı tekrardan. Hiçbir şey... Ya ne var bunda ya? Hocam siz de Premier League, Premier League diyorsunuz. Yani iki tane dokunmaya faal veriyorsunuz. Turam da tehlikeli açıyor vallahi. Dibine dibine giriyor. Şimdi Benet de yardırır oğlum oradan. Miretti git. Derider. Miretti nereden çıktı? Deridere gönderdik. Fata mu? Kim o? Derider o. Tamam. Doğru. Ya Benet de. Neyse Traro kaldı. Top Traro. Ya yardırdı. Arka direği açtı Thomas. Herkes birbirine girdi. Miretti açtı. Deridere Miretti demek de yani. Helal olsun. Rot'un kafası Oze sağa. Korner'e çeldi. Tekrardan Miretti bana verin dedi Miretti aldı vurdu Hozesa Akın akın geliyoruz Benette biraz daha ortaya Rot vurdu yine Hozesa aman aman Aç bir tane daha yapıştır bir tane daha Benette yine rota doğru Rot vurdu üstten avut Bombardıman yaptı Aha korner Benette aç oğlum bir tane daha yeter lan artık Adama Traore verdi pasını Delider Traore yardırıyor Traore gitti Traore çaprazdan girdi. Vuruşunu yaptı. Adama Traore. Traore eski takımına acımıyor. 2 dakika uzatma verildi. Uzatmada ilk yarın uzatma dakikasında Traore golü atıyor. Çaprazdan vuruşunu yaptı. Topu ağlarla buluşturdu. Bu sezonki 5. golü. Ya öyle baktığında aslında kanat içinde çok da bir gol atamıyoruz Traore ile. Ama ben sanki çok gol attık gibi hissediyorum Traore ile. Hoca bitir ilk yarıyı ya. Güzel. İlk yarı 1-0 sona eriyor. Devre arasında önde giriyoruz. İkinci yarıya Wolves başladı. Benetten'in pası. Philips. Ortada boşluk var. Traore'ye bakıyorum. Gözüm bir yandan Traore'de. Traore vurdu. Ah be Jose Sa. Bugün maçın adamı Jose Sa olacak gibi. Wolves için Roth artık vurur. Vuruyor da Jose Sa çıkarıyor. Hemen bir tane daha aynı tarife. Bak şimdi nasıl gol. Roth yükseldi. Boşta kaldı top. İyi bir vuruş gelmedi. Traore verdi pasını. Fatavu çekemedi. Thomas içeri çevirdi. Hingun Chanchon Antonio araya girdi. Traore'nin pası Derider bıraktı Fatavu'ya. Fatavu gitti. Fatavu'nun vuruşu Hozasa. Çok kötü vurdu ya. Köşeye düşünmüştük ama. Miretti açtı ortayı. Rot vuramadı. Arkaya doğru gitti. Turam. Philips indirir onu abi. İndiremedi. Oha. Hemen değişikliklerimizi yapalım. Çok güzel. Arda Güler'i yedeğe almamışız. Semedo girsin. Adamı sakat sakat çok da yormayalım. Forvet'e e de Icardi'yi atalım. 65. dakikada. Onun zaten oyuna girmesi onların yetmiş. Patavu verdi sola. Benette'ye. Yürü oğlum. Benette gitti. Çekti topu. Verdi dışarı. Patavu yukarı gönderdi. Miretti'ye. Philips. Deri deri düşündü. Araya girdi. Ama tekrardan bizde kaldı. Fatavu verdi pasını Benette'ye. Benette Phillips 2-0 oldu. Çok iyi geldi Sunderland. Benette çok güzel çıkardı içeri. Phillips boş köleye topu ağlarla buluşturdu. İşte güzel paslaşmalar. Fatavu Benette'ye bıraktı. Benette bekledi. Phillips e oynadı. Philips topu ağlarla buluşturdu. Oyuncu değişiklikleri de gerçekleşti. 2-0 oldu durum. Icardi aldı topu Philips'ten. Icardi gidiyor. Sola oynayacak. Abi oraya değildi. Ama neyse. Philips var ya inanılmaz ya orta sahada. Philips. Icardi oynadı. Oha. Top bizim eve geldi buna. Da Emegara vuruşu yaptı Icardi. Ya tamam böyle bazı vuruşlarda benim kolum da etkisi var hala. Ben yaptırmadım. Ya FIFA 23'ün bu arada başından beri kolu yaptırmadığımı fark ettim yaklaşık. Kaç ay oldu? 6-7 ay oldu. En kısa sürede onu da yaptıracağız umarım. PlayStation 6 çıkacak bu gidişle. Şimdi Hiçan geliyor. İçeri açtı. Philip hem ileride hem girdi ya. Mükemmel bir adam bu adam. Semedo sen yeni girdin. Yorgun da değilsin. Yardır oğlum. Semedo gitti. Semedo Gir, dışarı çıkardı. Kalbin fil Özete koysam mı bunu? Koymasam mı? Siz bunu görseniz mi, görmeseniz mi? Ya şunu inanılmaz önemli bir maçta kaçır. Hocam el var orada. Kaçırsam Büyük ihtimal kolu kırar direkt yenisini alırdım. Sinirden kırardım bu arada. Kolu bahane ettiğimden değil. ve de açtı ortayı olmadı. Bir daha aç da ortayı açtı yine olmadı. Oze sağ avut mu? Orada nerede be bu? Maçın sonuna 2 dakika eklendi. Ve hakem maçı bitirdi. Sunderland Wolves'u 2-0 mağlup etmeyi başarıyor. Ligde bakalım kaçıncı sıradayız. Aston Villa beraberliği sonrası ben puan durumuna bakmayı unuttum. Çok da merak ediyorum açıkçası. Yani Chelsea aldı mı liderliği United. Pardon United altımızdaydı. Yo doğru bilmişim. Chelsea altımızdaydı. United ondan sonraydı ama maç fazlasıyla şu anda lider biziz. 2 ee, puan fark var. Burada biraz sıkıntı var. Hani beraberlik maalesef kötü oldu. Transferde son gün geçti. Onları da biliyoruz. Adam da satmadık. Geldik Emre Ace kafa tekrardan. Bu maçta önemli anları oynayacağım. Bir de yalnızca hücum oynat diye bir seçenek var. Savunmasını yaptırmıyor herhalde. O nasıl oluyor hiç bilmiyorum ama bir ara onu da deneyeceğim. Evet şu kupa maçını da atlatırsak. Ya bu sene yalan değil ben daha çok ligi önemsiyorum. İlk atak kimde? Sunderland'de. Sunderland tek başına koşuyor. Kim o koşan? Bennett'te. Bir şey değil mi? Bu gol. Bu gol. Bak vallahi gol. Benet de gitti. Benet de yardırdı. Cihaz, içine girdi. Vuruşunu yaptı top ağlarda. İkinci dakika henüz. Benet attı. 1-0 öne geçtik. Oğlum siz bu adamı öyle niye boş bırakıyorsunuz? Manyak mısınız lan? West Bromwich orta yapacakmış. Miretti ile biz onu karşılarız. Ortada kimse de yok. Miretti kapar o topu. Molum oğlum orta yapacak diye başladık. Atak kaç dakikadır oynanıyor. Oo harika. Oy, çok iyi atak bu arada. Bayağı iyiydi. Bu nasıl bir önemli an? Yani top savunmada bizde biz gidene kadar neler olacak orada? Philips'in pası Benet'te veremedi. O kayda kaldı. Önemli ana bak. Yani insan biraz daha ileride başlatır o Hah bak bu önemli olabilir. Bu kontrol atak. Şimdi en sağdan ben Traore'yi kestirdim gözüme. Şöyle bir top. Philips onu çok rahat dağıtır. Traore aldı. Ceza sahası içine girecek. Traore dışarı çevirdi. Bir kafa Benet'te'den. Korner'e e oynatmaz. Yo oynatıyor ama bu o atak değil. İkinci yarıya geçtik. Getir abi rotu. Sabahtan beri rotla kafa vuruyoruz. Bu sefer başkası derider. Hocam bir dakika bitirme. Arda. Miretti. Arda. Verdi pasını Derider'e. Derider'den Arda'ya. Arda'dan Rota. Rot'tan Ales'e. Savunma araya girdi. Bu arada bunu update'ten sonra arttırdılar mı bilmiyorum ama güzel olmuş yani. Eskiden bu kadar fazla atak oynamıyorduk sanki. Gelir gelmez vurdum gibi. Hazır mısınız? Bak Power shot geliyor. Benette aldı. Vurdu. Wisnik. Aman kontra atakta yemeyelim. Tadımız kaçmasın bak. Aman. Ben öne çıkacağım direkt. O kayın üstüne bineceğim. Bin abi derider. Binemedik. Wallace. Bu hatayı yemeyelim sakın. Kaptır. Bitirmedi. Wallace sağ tarafa oynadı. Araya girdik. Güzel Philips sakin. Evet Sunderland deplasmanda West Bromwich'i 1-0 mağlup etmeyi başarıyor. Kupada West Bromwich ile tokatlıyoruz. Sıradaki rakibimizi öğreneceğiz. FA Cup'ta Everton'da Blackpool'u 2-1 yenmiş. Sıradaki maçımız Watford ile. Watford e, ee, lig sonuncularından. O yüzden bildiğiniz gibi bu maçı simüle edip puan kaybı yaşıyoruz. Hiçbir yere kaybolmayın. Hemen bir puan kaybedip geliyoruz. Oğlum 2-0 falan yenin artık şunları ya. No, aa yanlış şeye bastım. Katıl vermeyeceğim. Böyle izleyince de canım FME çekti ha. Direkt sonuca geçeceğim ya. Ya birbirine Allah kahretsin oyun seni çıldıracağım. Yine bak bir arkadaş Sürman diyor ki abi şunları simüle etme önemli anlar oyna. O lideriz. Puanlar berabere tamam eşit puandayız. O harika ama Southampton maçı var ben bu maçı simüle etmeden de çıldırırım. Ama şu an oynamayacağım o maçı. Bu maçı diğer videoya bırakıyorum arkadaşlar. Hatta şöyle bir hemen bakalım diğer videoda kimlerle oynayacağız. Diğer videoya Southampton'la başlıyoruz. Leeds United maçı var. Ardından Aston Villa, Arsenal ve Liverpool maçları var. Oldukça çekişmeli bir bölüm daha önümüzdeki video. Bölüm daha doğrusu. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beğenmeyi unutmayın. Yani özellikle beğenirseniz çok çok sevinirim. Bu benim ve kanalın başkalarına önerilmesine ve kanalın büyümesine destek olan bir şey. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.